Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda derişim pilleriyle ilgili örnek sorular çözeceğiz. Derişim pillerinin nasıl çalıştığını bir önceki videoda söylemiştik. Ne tür sorularla karşılaşabilirsiniz? Hadi gelin onlara bakalım bu videoda da. Derişim pilinin diğer bizim kullandığımız elektrokimyasal pillerden bir farkı yok aslında. Sadece burada aynı tür çözeltiler farklı derişimde olmak üzere ve aynı tür elektrotlar kullanıyoruz. Onun dışında işte anotu, katotu, elektronun hareketi, tuz köprüsündeki iyonların hareketi hiçbir şey fark etmeyecek. Şimdi burada der ki yandaki derişim pili ile ilgili anot ve katot yarı hücrelerini belirleyip hücre tepkimesini yazınız. Bakınız burada derişim 1 molar. Burada derişim 0.01 molar. Bu e, derişim pilleri ne zamana kadar çalışıyordu? Derişimler eşitlendiğinde. Demek ki bu kapta alüminyum iyonları derişimi azalacak pil çalışırken. Ay evet. Bu kapta ise alüminyum iyonları derişimi artacak pil çalışırken. E, alüminyum iyonları derişiminin ikinci kapta artabiliyor olması için ne gerekir bize? Alüminyum elektrotun yani atomların elektron vererek alüminyum artı 3 iyonlarına yükseltgenmesi gerekir. Şuraya 0,01 molar dedim 3 Ve elektron verildi. O zaman burada yükseltgenme var. Demek ki burası derişimin az olduğu anot yarı hücresi. İkinci kabımız anot yarı hücresi. Birinci kapta da ne olmasını bekliyordum? Alüminyum iyonları derişimin azalmasını zaman içerisinde. Alüminyum iyonları derişimi 1 molar. Elektron alacaklar ve alüminyuma indirgenecekler. Yani burada indirgenme olduğu için burası katot. Anot ve katot yarı hücrelerini belirledik. Şimdi bunları toplayalım. Alınan ve verilen elektron sayılarımız eşit olduğuna göre toplayacağız. Katı artı Al3 artı 1 molar. Hop denge yapalım. Al artı 3 0,01 molar artı Al katısı dedik. Hücre, potansi, hücre tepkimemizi yazmış olduk böylece. Şimdi diyor ki B'de bu hücre her iki çözeltinin bu, bu hücrede her iki çözeltinin hacmi bazen böyle yanlış yazıyorum arkadaşlar D'yi koyalım. Her iki çözeltinin hacmi 1 litre olduğuna göre hücre potansiyelinin sıfır olması için sabit sıcaklıkta hangi kaba ne kadar su eklenmeli? Şimdi birinci kapta 1 molar 1 litre alüminyum artı 3 iyonları var. Hacimleri 1 litre kabul ettik demişti. Diğer kapta 1 molar özür dilerim 0,01 molar hop, 1 litre alüminyum artı 3 iyonları var. Şimdi hücre potansiyelinin 0 olması demek pilin bitmesi demektir. Pilin bitmesi demek her iki kaptaki alüminyum artı 3 iyonları derişiminin eşit olması demek. Öncelikle bunları eşitleyebilmem için benim birinci kaptaki iyon derişimlerini azaltmam lazım. Yani su ekleyeceğim kap burası. Su eklenmesi gereken kap birinci kap. Ki derişim azalsın. Ve moleri teşhittiren bölü V'den içinde çözülen madde miktarını değiştirmediğimde molerite ile hacim ters orantılı. Ne yapmak istiyorum? Buradaki iyon derişimlerini de Sevgili arkadaşlar Ops yanlış şey 0,0 0,01 molara getirmek istiyorum Yani derişimi 0,1 molardan Değil 1 molardan Ay ne çok yanlış yaptım çok pardon 1 molardan 0,01 molara düşürmek istiyorum Hacmi 1 litreydi Hacimle derişim ters orantılı Eğer derişimi %1'e indirmek istiyorsanız Hacmi 100 katına çıkarmamız gerekir. Yani buranın 100 litre olması gerekir. E, 1 litre zaten vardı. 99 litre su eklenmeli diyebiliriz. Eğer biz bunu eklersek burayı 100 litre yaparız. Derişimi 001 molar yaparız. Dolayısıyla pil çalışmaz ve hücre potansiyeli de 0 olur arkadaşlar. Aynı sorumuzun bir C seçeneği var arkadaşlar. Ben az önce yazdığımız pil tepkimesini de buraya aldım. Hatta biz şuraya anot demiştik. Şuraya katot demiştik. Elektronlar bu elektrottan bu elektrota gelir falan falan. Şimdi burada der ki Bu hücre sistemine aşağıdaki işlemler ayrı ayrı uygulandığında hücre potansiyeli nasıl değişir? Öncelikle sıcaklığı arttırma. Biliyoruz ki biz bütün pil tepkimeleri egzotermiktir. O zaman sıcaklığı arttırdığımızda denge girenler lehine bozulur. Girenler lehine bozulur. Ve bu taraf hücre potansiyelinin azaldığı taraftı. Demek ki bu durumda hücre potansiyelimiz azalacak demektir. İkinciye baktık. Yani aynı diğer pillerde yaptığımız gibi, aynı dengede yaptığımız gibi devam ediyoruz. Sabit sıcaklıkta birinci kaba su ekleme. Şimdi birinci kapta 1 bir molarlık alüminyum iyonlarımız var. O zaman biz burada bu yaptığımız işlemle bir molarlık alüminyum iyonları derişimini azaltmış oluruz. Yani alüminyum artı 3 1 moları azalttık. E o zaman denge ne tarafı bozulur arkadaşlar? Denge girenler lehine bozulur. Lehine de bıraktım kalanla birlikte sığdıramayacağım. Denge girenlerle yine bozulduğuna göre bu durumda hücre potansiyeli de yine azalacak demektir. Üçüncüye baktım. İkinci kaba su ekleyeceğim. Şimdi ikinci kapta 001 molarlık alüminyum iyonlarımız var. Yani yaptığım bu işlemle de alüminyum artı 3 iyonları derişimini azaltıyorum ama 001 molar olanı azaltıyorum. Bunu azalttım. O zaman denge bunu artırabilmek için denge ürünler lehine bozulmuş oldu. Bu durumda hücre potansiyelimiz artar sevgili arkadaşlar. İkinci kaptaki suyun bir kısmını buharlaştırma. Şimdi ikinci kapta alüminyum artı 3 iyonlarımız vardı. Biz hatırlayınız moleri değiştiren bölü V'den suyun bir kısmını buharlaştırırsak aslında derişimi arttırmış oluruz. Yani yaptığımız bu işlemle alüminyum artı 3 iyonlarının derişimini 0,01 molar olan kaptaki arttırmış oluyoruz. Şimdi alüminyum artı 3 iyonları derişimini yani şurayı arttırırsak denge girenler lehine bozulur. Denge girenler lehine bozuldu. Girenler yazamadım lehine bozuldu. Bu durumda da hücre potansiyelimiz azalmış olur. Sabit sıcaklıkta ikinci kaptaki çözeltiye alüminyum nitrat katısı ekleyip çözme. Şimdi yine moleri değiştiren bölüm eden. Biz içinde katı çözüyorsak derişim arttırıyor oluruz. Hangi iyonların derişimini arttırdık? Alüminyum artı 3 ama 0,01 molar olan kaptaki alüminyum iyonları derişimini arttırdık. Şimdi burası biraz karıştı ama alüminyum artı 3 iyonları derişimini arttırıyorsak denge girenler tarafına bozulacak denge girenler lehine bozuldu. E girenler lehine bozulduğu için de sevgili arkadaşlar hücre potansiyelimizin azaldığını söylüyoruz. Yani burada da aynı pilde olduğu gibi dengeye etkileyen etmenler üzerinden bakmamız gerekiyor. Örnek 2'de bir NERS uygulaması yapacağız. 25 derecede diyor 0,01 molar ve 0,1 molar bakır artı 2 iyonları içeren çözeltiler bakır elektrot ve bakır elektrotlarla hazırlanan derişim pilinin başlangıç potansiyeli kaç volttur? Şimdi burada sevgili arkadaşlar şöyle bir şey yapıyoruz. Bir derişim pili hazırlayacağız. Kullandığımız elektrotlar bakır elektrotlar. Hop. Şöyle bir voltmetremiz var. Tuz köprümüz var. Birinde 0.01 molar bakır artı 2 iyonları bulunuyor. Diğerinde 0.1 molar bakır artı 2 iyonları bulunuyor. bulunuyor. Şimdi burada ne olacak? Pil ne zamana kadar çalışıyordu hatırlayınız? Derişimler eşit olana kadar çalışıyordu. O zaman şu kapta bakır artı 2 iyonları derişiminin artması bu kapta bakır artı 2 iyonlarının iyonları derişiminin azalması lazım. Nasıl olacak? Hatta şuna bir, şuna ikinci kap dedim. Birinci kapta sevgili arkadaşlar bakır artı iki yonları derişimin artması için bakır elektrotta bulunan bakır atomları elektron vererek bakır artı ikiye yükseltgendi. 0,01 molar. İkinci kapta yükseltgenme olduğu için o zaman bu birinci kap bizim anot yarı hücremiz oldu. İkinci kapta bakır artı 2 iyonları derişimi azalıyorsa 0,1 molar bu iyonlar elektron alarak indirgeniyor demektir. İndirgenme olduğu için de burası katot yarı hücremiz oldu. Şimdi bunları toplayacak olursam hücre potansiyel pil tepkimem şöyle bakır artı 2 0,1 molar hop bakır artı 2 0,01 molar artı bakır katısı dedim. Şimdi bu değeri Ners denkleminden hesaplayacağız demiştik. E0 pil eksi 0,0592 bölü n çarpı logaritma q diyeceğiz. E0 pil ne olur? Bakın metalin aynı metalin bir yükseltgenme potansiyelini yazıyoruz. Atıyorum bu eksi a kadar olsaydı Aynı metalin bir de metaliyonlarının indirgenmesini yazıyoruz. Bu da artı A kadar olurdu. Dolayısıyla E 0 pil yani standart hücre potansiyeli eğer derişimler 1 molar olsaydı 0 volt olacaktı. Yani bizim şu değerimiz 0 arkadaşlar. Eksi 0,0592 alınan verilen elektron sayısına bakarsanız alınan ya da verilen 2 elektron alınıyor veriliyor. 2 çarpı logaritma. Ürünlerdeki bakır artı 2 iyonları derişimimiz 001. Girenlerdeki 01 oldu. Şimdi hesaplamalarımıza devam edelim. Şurası logaritma 10 üzeri eksi 1 yani eksi 1'e eşit oldu. O zaman ne yapacağım? 0.0592 592 bölü 2 dersek bir yandan hesap makinesi dediğim gibi Eksi 0,0296 çarpı eksi 1 olacağından bu pilin potansiyeli artı 0,0296 volt olurmuş bu koşullarda arkadaşlar. Bir test örneğimiz var. Yandaki derişim pili ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Buna göre bakalım tabi anotu katotu falan bulacağız. Şimdi sevgili arkadaşlar derişim 1 molar, derişim 2 molar bu pil derişimler eşit olana kadar çalışacağından burada ne olması lazım? E, derişimin azalması lazım. Yani çinko artı 2 iyonlarının hatta şöyle aşağıya yazayım. Nasıl olsa pil denklemini de bulacağız. İkinci kapta e, çinko artı 2 iyonlarının 2 molardı bunun derişimi elektron alarak indirgenmesi lazım. İndirgenme olduğuna göre burası katot yarı hücremiz oldu. Birinci kapta ise hatta, ha birinci kapta ise çinko iyonları derişiminin artması lazım. Demek ki elektrot üzerindeki atomlar elektron vererek çinko artı iki iyonlarına yükseltgeniyor bir molar olanda. Yükseltgenme olduğu için burası da anot yarı hücremiz oldu. Ve Elektronlar anottan katota doğru hareket ettiği için elektronlar dış devrede birinci kaptan ikinci kaba hareket eder diyen A seçeneğimiz doğrudur. B'ye bakalım. Aynı sıcaklıkta ikinci kaba 100 mililitre su eklenirse pil potansiyeli sıfır olur diyor. Yani derişimler eşit olur diyor. Arkadaşlar bakınız burası 1 molar. Burası 2 molar. 2 molar ve 100 mililitre. Derişimi 1 molara düşürmek için Derişimle hacim ters orantılı. Derişimi yarıya düşürmek için hacmi iki katına çıkarmalıyım. Ki bu durumda 1 molar ve 1 molar olur. Pil çalışmaz. Pil gerilimi ya da potansiyeli sıfır olur. E 100 vardı. 200 olması için demek ki evet 100 mililitre su eklenirse pil çalışmaz. Potansiyeli sıfır olur. B doğrudur. İkinci kaba aynı sıcaklıkta katı eklenirse diyor. Bildiklerimizden gidelim. Bakın sıcaklık değiştirilirse pil potansiyelleri değişir. Evet egzotermiktir. Sıcaklığın denge etkisi vardır. Şimdi şunları toplarsam pil tepkimimi elde etmek için. Zn artı 2 2 molar artı Zn katısı. Hop. Zn katısı artı Zn artı 2 derişimlerinin 1 molar olduğu yer. Dolayısıyla Bakalım pil tepkimemizde doğru mu? 2 molar giren de 1 molar çıkan da. Evet E de doğruymuş. Şimdi C de ne olacak? Biz ikinci kaba sodyum sülfür katısı eklersek arkadaşlar ki yukarıda da size çinko sülfür katısının sudaki çözünürlüğünü ihmal etti ve çökecek diyor. O zaman siz bu sodyum sülfürü çözdüğünüzde gelen sülfür iyonları çinko iyonları ile birleştiğinde suda çözünmeyen Çinko sülfür katısı oluşacak ve bu katı dibe çökecek. Bu katının dibe çökmesi demek e, ikinci kaptaki çinko iyonları derişiminin azalması demek. Bunları dibe çöktürüyoruz. Şimdi ikinci kapta kim molarlıklar var. Yani biz şu iyonların derişimini dibe çöktürerek azaltıyoruz. O zaman denge ne tarafa bozulur arkadaşlar? Girenler tarafına. Girenler tarafına bozulduğunda da hücre potansiyeli azalır. Dolayısıyla burada artar demişti. Hayır, hücre potansiyelinin azalması lazım. C seçeneği yanlış olur. Evet, bu videoda son örneğimiz arkadaşlar. Yanda bir derişim pili var bakınız. Ee, bakır elektrotlar kullanılmış. Bakır artı 2 iyonları içeren çözeltiler var. Hatta bunların bakınız derişimleri eşit verilmiş. Yargılarımıza bakacağız, doğruyu bulacağız. Verilen haliyle pil çalışmaz, evet. Çünkü derişim pilleri Derişimlerin farklı olduğu durumda çalışır. Derişim aynıysa pilimiz çalışmıyor. Bir doğrudur. 2'ye gelelim. Şimdi 2 de arkadaşlar, birinci kaba diyor su eklenirse anot yarı hücresi olur. Şöyle yapalım. Burası zaten aynen kalacak. 0.1 molar bakır artı 2 iyonları. Şimdi biz bu kaba su eklersek iyon derişimlerini azaltacağız. Yani bu kapta iyon derişimleri 0.1 molar'dan daha küçük olacak. E derişimin az olduğu kap anot yarı hücremizdi. Demek ki burası derişim 0'dan küçük olduğu için anot, burası derişimi daha fazla olduğu için katot olacak. Yani iki doğru oldu. 3'e bakalım. Yine ben şunları yazayım. Der ki ikinci kaba sodyum sülfür katısı eklenip çözülürse ikinci kap katot yarı hücresi olur. Şimdi İkinci kaba ekliyorum arkadaşlar. Yani birinci kapta 0,1 molar bakır artı 2 iyonlarım var. Şimdi ben bu kaba çinko sodyum sülfür katısını eklediğimde madem bakır 2 sülfür katısı suda çözülmüyor. Bu demektir ki çözeltide bulunan bakır artı 2 iyonları sülfür iyonlarıyla birleşip suda çözülmeyen bir bileşiği oluşturuyor ve bu dübe çöküyor. Yani aslında yaptığım bu işlem İkinci kaptaki bakır arttaki iyonları derişimle azaltmaktır. Yani burada iyon derişimlerimiz 0,1 molardan daha küçük oldu. E derişimin az olduğu kap anot yarı hücremiz olduğuna göre bu durumda burayı anot yaparım. Burası katot olur. Ne diyor bize bakınız? E, bunu ekler çözersem ikinci kap katot yarı hücresi olur diyor. Hayır yanlıştır. Dolayısıyla sorumuzun yanıtı da 1 ve 2 olur arkadaşlar. Evet bu videoyla da derişim pillerini bitirmiş olduk arkadaşlar diğer videolarda görüşmek üzere